Arkadaşlar merhaba, hepinize hoş geldiniz. Bugün anime oyunları listesi hazırladım. Bu tarz bir listeyi ilk defa yaptım. Daha önce hiç anime bitirmemiş ve o konuya çok da hakim olmayan birisi olarak hazırlarken bayağı zorlandım ve birçok araştırma yaptım. Yine de eksik kalanlar ve benim bilmediklerim olabilir. Onları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dizisi ya da filmi olan yapımların oyunlarını seçmeye çalıştım. Son olarak sırasız bir şekilde sıraladığımı da belirteyim. 10 numara One Punch Man, 2009 yılında mangası yayınlanmaya başlamıştır. Ardından Madhouse isimli animasyon stüdyosu 2015 ve 19 tarihlerinde animesinin 1 ve 2. sezonlarını çıkardı. Özetle konusunu anlatayım. Süper kıta dünyasında, yani 7 kıtaya bölünmemiş olan evrede canavarlar ve kötü adamlar her yeri kasıp kavuruyormuş. Buna karşılık milyoner olan Agony bir kahraman derneği kuruyor. Bu dernekte Saitama isimli bir genç herkesi tek bir yumruğuyla yere seriyor ve kendisine meydan okuyabilecek bir rakip arıyor. Mobildeki oyunu da stratejik bir kart oyunu. Oyun içi seslendirmeler, lonca savaşları ve karakterleri olsun gayet iyi hazırlandığını söyleyebilirim. Şu anda her iki platformda da ücretsiz. İndirme boyutu da 641 MB. 9 numara Castlevania, çok eskilere dayanan müthiş bir video oyun serisidir. 1986'da ilk defa Nintendo'ya gelmişti. Animesi ise 2017'de yayınlandı ve 4 sezon sürdü. Ayrıca şu bilgiyi de vereyim. Metroid oyun serisiyle Castlevania'nın birleşimi sayesinde oyun dünyası Metroidvania isimli bir tür kazanmıştır. Mobilde ise Symphony of Night isminde çok sağlam bir oyunu bulunuyor. ARPG türünde akıcı bir oynanışı olan ve müzikleriyle hoşunuza gidebilecek bir yapımdır. Hem Play Store'da hem de App Store'da 50 TL fiyatı var. İndirme boyutu da 238 MB. 8 numara My Hero Academia. Filmi, dizisi, oyunu, mangası her şeyi olan bir seridir. 2019 yılında da Harvey en iyi manga ödülünü kazanmıştır. Mobilde yakında çıkacak oyunu ile toplamda 2 tane oyunu olacak. Hemen konusunu da sizlere anlatayım. Olaylar, insan nüfusunun 4 yaşındaki çocuklarda görülen Kosei adı verilen süper güç kazandığı bir dünyada geçiyor. Bu Kosei nüfusun %80'inde bulunuyor ama herkeste farklı bir güç var. Aynı gücün 2 kişide olması çok nadir görülen bir şey. Hikayemiz, herhangi bir güce sahip olmamasına rağmen kahraman olmayı hayal eden genç bir adam Izuki Midoriya'ya odaklanıyor. Bu da her iki platformda bulunuyor. İndirme boyutu da 3.7 GB. 7 numara Pokemon. 96 senesinde Pokemon Red and Blue isminde 2 adet video oyunu çıktı ve bu da bir devrin başlangıcı oldu. Bir sene sonra mangası çıktı. Ardından dizileri, filmleri o şekilde inanılmaz bir marka değeri elde etti. Anime dizisi de dünyanın en iyi video oyun uyarlaması kabul edildi. Dünyanın en çok oyuncak satan markası ve en çok kart satan oyunu oldu. Başarıları daha say say bitmez. Mobilde de birkaç oyunu bulunuyor. Özellikle Pokemon Unite ve Go gibi çok beğenilen yapımları da var. 6 numara Yu-Gi-Oh! Bu listedeki animesini diğerlerine göre en çok izlediğim yapım budur. Bu da manga serisiyle var olan bir çalışma. Devamında 2000 senesinden itibaren dizileri yayınlanmaya başlıyor. 6 adet sezonu bulunuyor. 4 tane de filmi yapılmış. Konusu kart oyunu üzerine olduğu için dünyada da çok sayıda kartı satılmış ve resmi turnuvalarda kullanılmıştır. Oyun 3 düellodan oluşan bir maç şeklinde oynanıyor. Her oyuncunun 8000 can puanı var. Amaç da elimizde bulunan 40 ile 60 arasında kart yer alan desteyle rakibimizin canını bitirmek. Hem Play Store'da hem de App Store'da ücretsiz. İndirme boyutu ise 78 MB. 5 numara Bleach.
2001'den 2016'ya kadar mangaları yayınlandı. 2004-2012 yılları arasında da 366 bölümlük anime dizisi sunuldu. Ayrıca 4 adet filmi ve 1 tane de rock müzikali bulunuyor. Ichigo Kurosaki isimli karakterimizin ruhları görebilmek gibi özel bir yeteneği var. Rukia Kuchiki adında bir ölüm meleği bizimkiyle karşılaşıyor ve güçlerinin tamamını bizim karaktere geçirmek zorunda kalıyor. Sonra da bu ikilinin serüveni başlıyor. Mobilde 3 tane oyunu bulunduğu için fiyatını ve boyutunu söylemeyeceğim. Kendiniz bakıp hoşunuza gideni oynayabilirsiniz. 4 numara Dragon Ball. Batıya Yolculuk isimli Çin romanından ilham alınarak üretilmiş Dragon Ball, Sankoku'nun maceralarını konu alıyor. Hikayede Sankoku'nun hayatı boyunca dövüş sanatlarıyla kendisini yetiştirmesi ve istediği bir dileği gerçekleştirebilecek ejder toplarını arayışına şahit oluyoruz. Mobilde çok sağlam 2 tane oyunu bulunuyor. İkisi de aksiyon türünde ve ücretsiz. Bu arada bu listede kaç tane seri varsa hepsinin oyunlarının indirme linkleri açıklamalar kısmında yer alıyor. Oradan ulaşabilirsiniz. 3 numara Sword Art Online. 2002 yılında yayınlanmaya başlayan bir light novel serisidir. Light novel hafif roman olarak nitelendiriliyor. Çizimleri var fakat mangaya göre daha az yer alıyor ve asıl konuya odaklanmaya çalışıyor. Dizisi, filmi ve birçok da oyunu mevcut. Oyun demişken aslında konusu da bir oyun içeriyor. Olaylar yakın gelecekte geçiyor. Karakterimiz kafasına taktığı bir cihaz ile sanal gerçeklik MMORPG dünyasına giriş yapıyor. Oyun yöneticisi de oyundaki çıkış tuşunu kaldırıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Bir nevi Matrix'in içine giriyor fakat herhangi bir telefon kulübesi bulamıyor. Yine bunun da mobilde 2 adet oyunu var. İkisi de ücretsiz olarak bulunuyor. 2 numara Naruto. Masashi Kishimoto tarafından yazılan manga serimiz 99 senesinde piyasaya sürüldü. Dizisi ise toplamda 15 yıl çekildi ve 720 bölümden oluşuyor. Naruto Ninja Akademisi'nde eğitim görüyor. Ailesini çok küçükken kaybetmiş. Vahşi bir tilki şeytanının ruhunu taşıyan Naruto, çevresindekiler tarafından dışlanarak zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Şu anda her iki platformda da ücretsiz olarak bulunuyor. İndirme boyutu da 88 MB. 1 numara One Piece. Dünyadaki en çok satan manga serisi olarak tarihe geçmiş inanılmaz başarılı bir çalışmadır. 97'den itibaren hala çıkmaya devam ediyor. Dizisi ise 99'dan bu yana varlığını sürdürüyor. Bunların yanında çok sayıda filmi ve oyunu da bulunuyor. Bir şeytan meyvesi yiyerek olağanüstü güçler kazanan Luffy isimli bir gencin korsanlarla olan macerasına konuk oluyoruz. Mobilde de 3 tane oyunu bulunuyor. Beyler bayanlar, tekrardan bir listemizin sonuna geldik. Gününüz güzel geçsin diyorum. Bir sonraki listeye de hepinizi bekliyorum. Efendim, dikkat edin kendinize. Sağlıcakla kalın.